Uzun bir aradan sonra hepinize merhaba arkadaşlar güzel bir videoda daha karşınızdayım bu zor günlerde hepimizin de ilgi duyduğu bir taraftan geldim telefonlarımızda artık koşluk denetiminde güzel dersler çıkarabileceğimizi düşünüyorum lgs yks ve kpss sınavlarınıza koşluk denetiminde hazırlanabileceksiniz hazırım koş uygulaması bu yüzden sizin hizmetinizde Uygulamaya girmek için üye olmamız gerekiyor. Video için aslında açtığım bir hesapla hemen üye olup geliyorum. Buradan sınavımızı seçiyoruz. Ben önümde yaklaşmakta olan bir sınav olan LGS'yi seçiyorum. Ve daha sonra üye oluyoruz. Üye olduktan sonra e-mailimize gelen onay linkine izin verip üyeliğimizi tamamlıyoruz. Giriş yaptıktan sonra karşımıza böyle bir seçenek geliyor. Buradan arkadaşlar teste git dediğimizde e, direkt teste gidebilirsiniz fakat ben size uygulamayı tanıtmak için sonra gireceğim seçeneğine tıklıyorum. Daha sonra ana sayfamızda eğer sınava girseydim veya gireceğiniz sınavlarda çözdüğünüz sorulara göre buradaki istatistikler belirlenecekler. Aşağı indiğimizde soru çözümü grafiği bizi karşılıyor. Aşağı doğru daha da devam ettiğimizde LGS'ye kalan süremiz ve son çözülen testimizin verileri bizi karşılıyor. Fakat ben test çözmediğim için burada bir verimiz yok. Daha sonra sol alttan çalışma masamıza geliyoruz. Burada antrenmanımız var. Her güne ayrı olarak hazırlanan online sorular. Burada arkadaşlar hiç soru çözmediğimi tespit etti ve beni soru çözmeye yönlendiriyor. Fakat ben size uygulamayı tanıtacağım için başlatmayacağım. Ve hedefim kısmından arkadaşlar buraya okulumuzun ismini yazıyoruz ve en yük yüksek puan Fen Lisesi'nden bir puanımızı yazıyoruz, hedeflediğimiz puanı kaydedildikten sonra burada koçumuz bize günlük ne kadar soru çözmemizi gösteriyor. Tabi bu minimum değer. Şimdi 300 puanlık bir lisenin hedefimiz olduğunu farz edelim. Buraya yazıyoruz puanımızı, Kaydet dediğimizde bu sefer de minimum günlük 150 soru çözmemiz gerektiğini koçumuz bize burada söylüyor. Evet arkadaşlar, çalışma masamdaki planlarım 8 sekmesinde ise günlük veya ilerideki planınızı buradan seçiyorsunuz. Sözcükte anlam konusu bir tarih seçiyorsunuz. Daha sonra dakikanızı ve çalışma soru sayınızı yazdıktan sonra kaydedebiliyorsunuz. Çantam kısmına geldiğimizde bizi çözdüğümüz testlerin sonuçları, online olarak aldığımız kitaplar ve kaydettiğimiz videolar bizi burada karşılıyor. Evet arkadaşlar çalışma masamızda online sınav bölümünde daha online sınav olmadığı için e, burada gözükmüyor. Fakat online sınav olursa size duyurusu yapılacaktır. Çalışma masamın son sekmesinde işte puan hesaplamamız var. E, hepimizin puan hesaplamaya çalıştığı sorularımız, doğrularımız, yanlışlarımız burada çok rahat hesaplanabiliyor. Doğrumuzu yazıyoruz. 10 doğrumuz var. 5 yanlışımız varsa burada net, netimiz direktmen kolayca hesaplanıyor. Çalışma masamdan sonraki... İlerlemem bölümü. Bu sekmede ise çözdüğümüz soru adetine göre ilerlememiz kaydoluyor arkadaşlar. Detaylı bir şekilde de burada önümüze geliyor. Yanlış yaptığımız veya boş bırakıp geçtiğimiz soruların çözüm örnekleri veya konu anlatım videoları burada karşımıza geliyor. Derslerim kısmında ise tüm soruların çözümde örneklerini görebilir ve konu anlatım videolarını izleyip öğrenebiliriz. Tam matematik konusunu seçelim ve üslü sayılar konusundan test çözelim. Evet arkadaşlar buradan e, okuyamadığımız yerleri yakınlaştırıp okuyoruz. Daha sonra e, şıkkımızı işaretleyip veya boş bırakıp sonraki sorularımıza geçiyoruz. Mesela burada bir e, işlemli bir soru varsa çalışma panelimizi açıyoruz. Ve buradan herhangi bir karalama yaptıktan sonra kapatabiliyoruz. Ve yine şıkkımızı işaretleyip sonraki sorulara devam edebiliyoruz. Yanı sıra gitmek istediğimiz soruya buradan ulaşabiliriz. İkinci soru deyip soru eklediğimizde. Soru karşımıza geliyor. Aldığımız kitaplar veya denemeler kütüphane kısmına düşüyor fakat ben hiç almadığım için şu an burada bir kitap veya deneme yok. Duyuru yapıldığında buraya bize bildirim olarak bildirim olarak düşüyor. Daha bugün kararı çıkan bir bilgi hemen burada görüyorsunuz. O kadar güncel bir uygulama. Üye ol kısmına da belirttiğim gibi canlı destek grubumuza buradan da ulaşabiliriz. Dediğim gibi 7/24 size destek vermek için hazırdılar. Profilim kısmına geçiyoruz. Profilim kısmında burada adımız, soyadımız, e-postamız ve şifremiz bulunuyor. Dilersek şifremizi değiştirebiliyoruz. Ee, girdiğimiz sınavı, sınavı burada gösteriyor. HK puanı nedir? HK puanı e, uygulamanın bize verdiği çok güzel bir yönlerden birisi. Hazırım koç puanı. Doğru soru çözdükçe soru başına 10 hazırım koç puanı geliyor arkadaşlar. 10 liraya kitap aldığımı farz edelim. İçinde de 1000 soru olsun arkadaşlar. 1000 sorunun 500'ünü doğru doğru yaptığımı farz edelim. 500 doğru soru 10 hazırım koç puanından 5000 hazırım koç puandır. 5000 hazırım koç puanına 5 TL'dir. 10 liraya aldığım kitabın 5 lirasını geri cebime alabiliyorum. Profilim kısmından da güvenli çıkış yapabiliyorum dilersem. Sol üstteki menüden e, ana sayfa kısmına geçelim. Burayı zaten bahsettim. Sol üstteki menüden testler ve sonuçlar kısmında e, testlerimin Kayıtları burada gözüküyor. Daha önce de belirttiğim gibi bir teste girmediğim için kayıt yok. Kütüphaneme yine buradan da ulaşabiliyoruz. Uygulamanın mağazasına gidelim. Burada online kitaplarımız mevcut. Örneğin bir kitabımızın detayını girelim. Aşağı indiğimizde ürün fiyatı 18 liraymış fakat 8 lira 1 kuruşa düşmüş. Bunu sepetimize ekleyelim. Daha sonra örnek bir kitabımızı daha e, sepetimize ekleyelim. Evet. Ve ana sayfa bölümünden sol üstteki sepet kısal tu tuşundan bu kitaplarımızı görebiliyoruz. Alışveriş yaparken elde ettiğimiz hazırım koş puanlarıyla indirim yapabiliyoruz. Şu an ben bunları örnek olarak alayım. Alışverişimi tamamladıktan sonra sizlerle birlikte olacağız. Arkadaşlar şimdi alışverişimizi yaptık. E, kütüphanemize geleyim. Buradan aldığımız kitaplar burada gözüküyor. Kitabımızı açıp sorularımızı artık çözebiliriz. Uygulama tamamen güvenli. Aklınıza hiçbir soru işareti kalmasın diye ben de bu kitapları aldım. Şimdi arkadaşlar diğer bir e, sekmede çarkı felek sekmemiz. <laughs> Haftanın her pazartesi günü bu çarkı felekten çeviriyoruz ve puanımız geliyor. Bir tane çevirelim. Bize 220 Hazırım Koç Her pazartesi bu şarkı çevirdiğimizde Hazırım Koç puanlarımız bize ulaşacaktır. Bir ürün içeren sepete maksimum 5000 Hazırım Koç Puanı kullanılır. 5000 Hazırım Koç Puanı da 5 liraya tekabül ediyor. Alışverişimizde 5 lira indirim olmuş oluyor. Aşağıda daha fazla puanların nasıl kullanılacağı belirlenmiştir. Buradan okuyup alışverişinize puanlarınızı dahil edebilirsiniz. Başka nelerimiz varmış menüde bakalım. Beslenme bölümümüzde ne yesem kısmında koçumuz bize tavsiye veriyor. Burada bizim için hazırlanmış yararlı bilgiler var. Burada da hayatla barışık olmak ve motivasyon vermek amacıyla yazılmış öneriler var. Takviye gıdalar almayı ve su içmeyi de asla unutmayın. Son olarak hakkımızda bölümü var. Buradan bize ulaşabilirsiniz fakat daha hızlı iletişime geçmek için canlı destek ekibine bildiğim yerden başvurabilirsiniz. Videonun başına da bahsettiğim gibi bir çekilişimiz var. Bu çekişe katılmak için, katılmak için yapmanız gerekenler kayıtlı olduğunuz e-mailinizi yoruma yazıyorsunuz. Katıldım yazıyorsunuz ve istediğiniz örnek bir kitabı yazıyorsunuz. Biz içinizden 3 kişiye çekilişle bu kitapları vereceğiz. Çekilişi de canlı yayında Instagram hesabımda yapacağım. Instagram hesabımı sağ altta bir yerlerde görebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Destek olmak amacıyla uygulamayı indirip göz atabilirsiniz. Size kolaylık sağladıysam, ne mutlu bana. Hoşçakalın, iyi günler dilerim.